Bu şekilde olmaz. Peki. Ama ne dedikodu yaptık, sus. Burada bak, bunu sadece kendimiz için yaptık. Gerçekten inanılmazdı. Şu anda evde gibiydik. Herkes eteğindeki taşları tek tek döktü. Ortalık yıkıldı. Ama Keremcam nasıl hırslanmıştı? Kim? Keremcam çok hırslanmıştı. Keremcam ne kadar hırslansa da olmuyor. Hı? Çok iyi bir çocuk. Keremcam yazık geçenlerde. Beni de bir şey, kırmızı araba koymuştu bir tane spor. Onlara tercih ettiğinde bir de şarkı yapmıştı arkasından. Gerçekten öyle bir şarkı mi var? Şaka yapıyorsun. Tabii. Sen dedi, beni dedi. Muhtemelen biliyordur, o zaman da sen yorumcuydun değil mi? Yine evet, yorumculuk yapıyordun. Ezelden beridir. Kulaklığım bozulduğu için içeriden mi? Acil. Ha. Buse ve Alişan. Acayip, acayip bir güzellik gelmiş. Şu anda da aşk pıtırcıkları. Buse'nin yüzüne gelen güzelliğe inanamayacaksınız. Buyurun. Evliliklerindeki kara bulutları dağıttılar. Alişan ve Buse Varol cicim aylarını yeniden yaşamaya başladı. Alişan ve Buse Varol gerek paylaşımları gerekse geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmeleriyle evliliklerinde yeni bir sayfa açtıklarını cümle aleme duyurmuşlardı. Biraz sohbet edelim mi? Nasılsınız Alişan ve Buse Bey? Sağ olun. Uzun süre sonra sizi ilk defa hani el ele görüyoruz, öyle diyelim. Hani o kötü günler geride kaldı değil mi? Belli olmuyor mu? Sizden duyalım, oluyor da. Arkada şey var. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi, iyi akşamlar. Anlaşmazlıklar ve soru işaretleri bitti. Evlilikleri netlik kazandı. Alişan ve Buse Varol'un keyfi yerinde. Geçtiğimiz günlerde Rize'ye davet edilip tahta arabalarla yöre halkıyla yarışan Alişan moral depoladı. Sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan ünlü türkücü İstanbul'a gelen kar yağışını iyi değerlendirdi. Oo, Alişan Bey, romantizmin doruklarındasınız. Peki Buse Hanım nerede diyorduk ki? Aman Allah'ım. Hayata gözlerini Manisa'da açan Alişan'ın eşi Buse Varol bir anda kendisini kalın kaşlar ve sakalıyla birlikte buldu. Son zamanlarda gündem olan İzmirliyim akımına ünlü türkücü Alişan da katıldı. Memleket neresi? İzmirliyim. Allah Allah. Vallahi. Ya sen neresin? Hayatım ben İzmirliyim. Ancak böyle romantik bir ortamı içine harcayarak bozmasını beklemezdik. Alişan eşi Buse Hanım'ın bu haline ikinci kez aşık mı oldu ne? Paylaşımına evden çıkmak gelmiyor içimden diyerek güldürdü. Ne diyelim, ünlü çiftimize Varol'un yeni imajıyla mutluluklar diliyoruz. Ne diyorsunuz bu romantik görüntüye? İnsanın evden çıkası gelmiyor diyor. Karda, kışta. Ya insanın yani. O da kendini çekiyor zannediyor gerçekten. İltifat ediyor, evden çıkası geldi. Çok güzelsin diyor. O da daha bir bakışlarını böyle, hayır daha da bakışlarını daha da romantikleştiriyor falan. Bilmiyorum ki Alişan'ın fırlamalık yaptığını. Evet. Tabii çok güzel. Ben de şey yazdım. Hani Ferhat'la aslında Şirin çok çirkin bir kadınmış ya. Yok, bu uygulama, Almanya'da fenomen bir kadın vardı. Aynı o değil mi ya? Başımıza sarma. Hayır, çok tatlı yani, komik seviyor. Şey demiş ya. Ben de şey dedim Alişan'a dün. Sen bir de gel benim gözümden mi gör diyorsun dedim. Bunun neresi güzel dedim. Hani Ferhat diyormuş ya, bir de Şirin'i benim gözümden görün diye sevince herkese güzel gelir. Evden de çıkası gelmez. Biz öyle görmek istiyoruz. Yazık, bu çok güzel. Gerçek zannediyor tabii o lafları. O da iyice baygınlaştırıyor gözlerini. Aslında orada romantik bir an yaşanırken yani gerçekten Alişan ya, bu yapılmaz ya. Bunu bize yapımcımız yapıyor işte arada bir. Bir de deli gibi gülüyor biliyorsun buna sabaha kadar. Tabii biz de eğleniyor zaten farkındaysanız. Evet yani. Mezdekeler, şemmammeler böyle. Böyle bir yapımcımız var. Fakat herkese şunu öneriyorum. Bak, onlar da yapmaya başlamışlar. Eve gider gitmez özellikle çiftler, çift olmasa da önemli değil. Müzik mutlaka açık olsun. Yani sevdiğiniz ne varsa... O insanı çok mutlu ediyor. Enerjisini yerine getiriyor yani. Gerçekten müzik açık olmalı bence. Bizim evde var Ceviz Adam. Ceviz Adam şıp şap şop. Bir de ne önemli? Zaten var. Ben hiç evlenmedim ama bir de ne önemli biliyor musun? Sevgilinle, karınla arkadaş olmak önemli. Evet. Birlikte gülmek, birlikte eğlenmek. Kesinlikle. Yani sırf sevgili değil, arkadaş olmak önemli. Çünkü sevgili olmak sıkıcı. Evet, çünkü bir mesela, hep duvarlar var sevgililikte. Evet, dedikodu evet. Duysan ilk mesela Tohma'yı arar mısın? Ben hemen Ömer'i arıyorum. İşte, Tohma'yla çok şeyler evet, konuşuyoruz. Yemek yapıyoruz. Bak onlar da arkadaş. Evet, evet. Bahçeyi yani, beraber temizliyoruz. Yani arkadaş ama zaten arkadaştık zaten. Sen de iyi arkadaş olurdun. İşte arkadaşlık ama bulamadın arkadaşını. Bulamadım. Ben işte arıyorum sayesinde zaten hiç bulamayacağım artık. O yalnızlığı da seviyor. Ben çok seviyorum. O yalnızlığı seviyor. Hayır, kimse başına buyrukluğu seviyor. Yok ya, başına buyrukluğu seviyor. Ben bugün karar vereyim, yarın Miami'ye gidelim. Ama onunla giderdin. Yok, olmuyor öyle ya. Olmuyor. Kaç kere mesela o istedi. Ben ne kadar kaç senedir bütün hayalimle biliyor musun? Arto'nun peşine takılıp bak gerçekten sonra eyvah diyor ve tabii benim Allah o yolda 100 kere kavga ederiz çünkü ama mesela Arto'nun peşine takayım bütün Amerika'yı onunla gezeyim çünkü o kadar keyifli bir gezme yani ama hayatımdaki özgür ya, ama hayatımdaki insanlar koymadan. Yüzünden gidemedim mesela. Şimdi tabii bizde buradaki ana fikir şu, araları gayet düzgün. Her şey yolunda. Önemli evet, olan bu. Ama tabii ya of ne çektik fırtınalar biz çektik atlatıldı. Onlar adına. Ya herhalde ya. Ama Alişancığım yani bir bilsen hayat o kadar kısa. Bir de çocuklar oluyor ya. Ay çocuk kadar dünyadaki güzel hiçbir şey evet. Olamaz ya. Evet. Zaten yani, o da çok önemli bir etken oldu muhtemelen dönüşte. Yani, tamam, güzel oldu. De, sadece tabii. Aileyle poz gelmedi değil mi daha? Aile gelmesin çok da beklemiyoruz yani. Çok da beklediğimizden değil de acaba geldi benim mi? İçin önemli olan bu pozdu. Tabii. Buydu. Öbürküsü beraber çektirdiler. O kendi bilecekleri iş. Yani. Peki. Ama bunu büyüklerin yarış meselesi haline gelip uzatmaması gerekiyor. Evet, tabii tabii. Nitekim öyle olmuş Allah'tan ne güzel. Yani. Çok güzel. Büyüklüğünü yapmış anne de. Tabii. Süper. Umarım yapmıştır yani hani umarım araları düzelmiştir diye düşünüyorum. Yani ben annesinin aralarını bozmadığı gibi düzeltmediğinin de yani annesi bence yok ya annesi bence şu an yaşamıyor yani bu konuları. Tabii tabii hayır, başka öyle de olabilir. Yani. Ya olabilir o da. Hayır belki acısıyla yani çok o konulara girmek istemiyorum. Ya yani, burada olay ne biliyor musun Ali maneviyat olarak şunu diyecek. Burası benim ailem, çocuklarım, karım. Onlara da vazifelerimi yapıyorum ama ben karımla burada çocuklarımla mutlu oldum diye onlara ihanet etmiş olmuyorum. Bu mantaliteyi, bu mantık kafasına... Evet yani evet, bunu çünkü hala gerekiyor. Çok üzgün. Ama bunu Alişan'ın oturtması hala lazım değil mi? Ama annesinin yaptığı bir şey olmaz. Ama tabii üzgün. Annenin de buna yardımcı olması lazım. Yani... Evet. Anladın mı? Annenin de yani evladım siz mutlu olun falan diye bu sefer kendini kötü hissettirmek için yapılan hareketler olmuş oluyor. Onun olmaması lazım. Tabii oradaki yengenin de aynı şekilde güç vermesi lazım eşine. Alişan'a. Yani bunun da ay çok zor işler. Evet, çok zor ya. Çok zor yani. Peki biz o güzel görüntüyle kapatalım. Aynen. Şimdi maalesef bir ayrılık haberi geldi.